Ayşe, Meryem hakkınızda gitti savcılığa, suç duyurusunda bulundu. Oh. Gözünüz aydın, bir izleyelim bakalım. Oh. Niye telefonları kapalı? DNA testini yaptıracaksın. İstanbul'da hareketli saatler. Meryem Hanım dünkü yayınımızdan sonra annesi ve babasından şikayetçi olmak için bugün bizimle beraber Küçükçekmece Adalet Sarayı'na geldi. Dün konuştuğum gibi üvey babamın bana küçükken istismarda bulunduğu için beni para karşılığında oraya buraya için iki tane de evladım var ve onları hani torunu olduğu takdirde hiç arka çıkmadılar. Sürekli bizi ittiler ve ittikleri için sürekli Tuğçe'yi gözünün önüne aldılar. Gerekeni yapmak için Küçükçekmece Adliye Sarayı'na geldim ve gerekenin yapılmasını istiyorum. Ailem beni sahte gelin yaptı dedi. Annesi ve babasından şikayetçi oldu. Heyecanı her halinden belli oluyordu. Meryem yılların acısını çıkartırcasına emin adımlarla adliyeye girdi. Meryem adliye çıkışında ekibimizle duygularını paylaştı. Üvey babamın bana neler yaptığını, annemle de kabul etmediğini, bir takım dilekçeler yazdırdım. Gerekenin yapıldığını düşünüyorum. Allah Didem abladan bin kere razı olsun. Ben yapamadım, bir takım şeyleri yönlendiren de olmadı ve bunun için ondan çok çok teşekkür ediyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Aslında yıllar önce yapman gerekeni, evet. Yıllar önce yapman gerekeni şimdi yapmışsın. Seni ilk nereye, kime vermişlerdi? Zorla göndermişlerdi 14-15 yaşında. Aslında 14 yaşında. Onu bize daha yeni söyledin değil mi? 70 küsur yaşlarında bir adam 70 demişler. Yaşında. Evet, o da doğru abla, yalan. Neydi adamın adı, neydi? İbrahim. İbrahim. İbrahim diyebilirsin. Onu da şöyle açıklayabilirim. Selçuk'tan önce başka bir dakika, biri daha vardı. Şahin. Şahin var. Şahin ve Selçuk'u biliyoruz. Şahin'den önce İbrahim mi var? Hayır. Onları ilk hani hiç evlilik yapmadan önceki olan bir şey bu. Yani o da evlenmek için yani. Hayır. Daha i̇şte, ne olsun ya? Hatta annem o zaman hani beraber yaşıyorduk ama o zaman Selçuk çalışıyordum. Biz hatta ilk öğrendiğimiz isim Selçuk'tu değil mi? Bunlar nasıl olsun konuşmuşlar dediler abla hani aralarında falan. İşte pazara gittik, işte elbiseydi, şuydu buydu falan aldılar. Ondan sonra adamı benim peşine taktılar. Hiçbir şey yok gibi. Bak yemin ederim kolumda ne bilezik var, ne para var, ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Sadece üstümde takım elbise gibi bir şeyle gittim. O isimleri adamın de yazdın mı hepsini? Efendim? O isimlerin hepsini yazdın mı? Şikayet dilekçeni, suç duyurusunu. Vallahi bulundu. Bayağı bir şeyler yazdık ama. Tamam tamam dur. Ne diyorsun Ayşe, ne diyorsun? Alo. Ne söylüyorsun canım? Yaptıkları neredeler senin yaptıkları? Nasıl? Bak Didem Hanım. Evet. 15 seneden ben neredeymiş? Geç kalmış bu. Kendi yaptıkları nerede? Kendisi ne yapmış? Vallahi kendi yaptıkları nerede Didem Hanım? Koca o kapıları kilitleyip gitmeseydi ben çoktan şimdiye kadar ifademi verdiydim. Konuşma, siz de sürmüyor diyoruz. Atma yalanını, hadi hadi. Sen bundan sonra benim annem nereden attı, sokaklarda kaldım ben. Sen bundan sonra benim annem değilsin anne. Sen benim için öldün bu saatten sonra. Sildim. Senin bir kızın var zaten. Senin Tuğçe'n var artık. Zaten. Sen zaten hiçbir zaman bizi evlat olarak görmedin. Hep ayrımcılık yaptın. Bakarım, Rabia'ya bakarım ben gene. Yok sen bakarım. Bir şey söyleyeceğim. Ayşe Hanım bir dakika dur. Ayşe Hanım olanlara bakmıyorsun da neden Rabia'ya bakıyorsun? Kız. Kız çünkü. Neden lazım demek? Kız olacak yani. Kızı alacak. 7 seneden beri sen mi baktın benim evladıma? Abla ben çalışırsam sakın bir de vermeyesin ha. Aa evet sakın. Hayır. Bir de ben o zaman kaç Allah 900 Allah milyona çalışıyorum Didem abla ayakkabı sayısında. Ferhat amcam diyeyim, öyle diyeyim artık baba Ferhat demediğim de için. Ferhat amca falan da yok yani. 900 milyona çalışıyordum ayakkabı sayısında dedim. Bunu sürekli kavga ediyorduk, anlaşamıyorduk, her şeyi yüzüme vuruyordu. Anneme dedim ki bak anne ben dedim ev tutacağım, ben dedim böyle yapamam. Sürekli beni arıyordu işte ben neymiş buna çalıştığım parayla her ay 1000 lira 2000 lira para verecekmişim çocuğu bakıyor diye. Ya insan torununa bakarken para ister mi abla Allah rızası için ya. Zaten 900 lira alıyorsun nesini 1000 lira evet, vereceksin yani. Ondan sonra oradan çıktıktan sonra başka tekstile girdim. Orada da işte hani askeri ücret olduğu için bunlar da çalıştığımı öğrendi, ben bakıcı kişi bulamadım abi. Ondan sonra kocası diyormuş ki buna anne dedim
Sen dedim Rabia'ya bak, ben dedim işe gireceğim, bak dedim evde tuttum dedim, hani ara sıra yanıma dedim gelirsiniz dedim. Kocası da ortam bunu dürtüklüyormuş artık, ne dediyse işte diyormuş Meryem'in Rabia'ya bakarız ama diyormuş her ay diyormuş bin buçuk ya da bin lira diyormuş alırsın diyormuş. Bir insan torununa bakarken para ister mi abla, Allah rızası için? Ayşe neden para istedin torununa bakarken? Allah rızası için. Dur, ben söylüyorum yani. Bak canım öyle değil o, ha, öyle değil. Bak Didem Hanım. Didem Hanım. Bu Şafak'tan dolayı çalışamıyordu. Parasını oraya kesiye kesiye aldı. Anne diyordu bana. Şafak'tan borcu almış Şafak ona. Ondan sonra çalışamıyormuş onun yüzünden. Sigortası yok, çalışamıyordu anne. Para ödemedi. Ayşe Hanım bir insan annesi bundan. Dur bir insan annesi hakkında böyle suç duyurusunda bulunması bu kadar da kolay bir şey değil. Bu kadar kolay bir şeydir. Kız bu hale geldiyse 13-14 yaşından itibaren sağa sola vermişsiniz kızı. Sonra da para istemiş. Sürekli böyle para makinesi gibi görmüşsünüz ya. Ferhat niye konuşmuyor Ferhat? Dur Ferhat tam konuşuyor. Üzerim, ver mikrofonu. Mikrofonu ver bakayım. Yağdı benim. Üzerimize yağmur yağdı onlara büyüdükken. Tamam, yazıklar olsun benim kızım inşasına. Benimden nefret ediyorum ya. Sana. Ferhat gözün aydın, hakkında suç duyurusunda bulundu Meryem. Gözün aydın. Hayır kabul etmiyorum. Yalan konuşuyor. Etmezsin sen görürsün yarın bir gün. Para da almadık ondan, tura da almadık. Biz baktık ona biz baktık. Yalan makinesi o. Baktığı da gördük. Benim makinesi. Çocukluğum alarak mı baktın sen bana? Sen görürsün yarın bir gün. Hey. Sen dünyanın kaç çok bucak olacağını göreceksin. Göreceksin. Çok kişi dolandırdı o. İşkiyatçı. Senin ne yaptığın belli değil. Kaç kişiye dolandırmışım. Bak ben buradayım. Ben dolandırıcı bir insan alsam buraya gelmem. Ben Didem abla programına katılmam. Şafak'tan başka kim var vardı onu bekle la onu. Şafak alıştırmış kendine. Şafak onu bekliyordu. Bir dakika dur. Telefon hattında bir izleyicimiz var. Alo hatta mısınız? Evet hattayım efendim. Merhabalar, siz Ayşe Hanım'ı tanıdığınızı söylüyorsunuz. Nerede, nasıl tanıştınız? Ayşe Hanım'ı tanıyorum, kocasını da iyi tanıyorum. Ya o kızı çok perişan ettiler. Bu bayan... Ankara'da. Evet. Ankara'da bir kaydı vardı. Beni de çok tuzağa düşmeye uğraştı. Ben tuzağa düşmedim. Adam Ulus'ta dolaşıyordu, müşteri toparlıyordu, evine yönlendiriyordu. Of ya işte dolandırıcı diyorlar ya, kendileri yapmışlar iddia ediyorlar. Ayşe ben hayatta o çocukta hiçbir de günah yok. Çocuğu zorundan çok hayattan onlar. Ayşe sen... ya. Söylesene lan adını. Adını söyle adını. Ne yapacaksın? Adını söylesene. Bu arada herkes isim nüfus müdürlüğü. Söylesene adını lan. Bir şey dedim abla, Ankara'ya giderken benim ben demiştim. Benim ağzım açık. Ağzım açık benim, bak ağzım açık. Dur söyleme. Doğru olabilir mi bu iddia Ankara'da? Yok. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Hani dedim ya annem şalvar etek falan satıyor diye. İşte malları bittiği zaman Ankara'ya gidiyordu. Artık oralarda ne yapıyordu bilmiyorum. Bir Ankara'ya gidiyordu. Gidip geliyordu ama o da ara sıra. Niye Ankara'ya gidiyor? Yani malzeme almak için. Mal almaya gidiyor mu da onun haricinde başka bir şey yapıyor muydu onu bilmiyorum. Peki beyefendi size mi bir anlamda bu teklifte bulundu Ayşe? Şimdi beni kocası yönlendirdi buna. Ben gittim evde 3-4 tane bayan vardı. Benimine kalmak istedi. Ben bunu beğenmedim. Oradan kavga ettik çıktık. Benden o zaman devrinde 1,5 lira para istedi. İğrenç. Benden sana 2 tane kız var dedi. Ben de dedim ben öyle şeye ben gelemem dedim. Söyle ne diyor Ayşe, mikrofonunu açın ya. Ne diyor yalancı Ayşe? Yalancı, ağrını açık, ağrını bak. Ağrını açık. Alnım açık ne demek Allah aşkına içinde. Ya? Ben anlamıyorum bunu. Bir de alalım sesini Orhan Bey, buyurun. Ne demek Ayşe Hanım? Alnım açık demek ne demek? Ne oluyor? Alnında bir şey mi yazıyor? Bizim görmemiz gereken bir şey mi var orada? Ama kendini kanıtlasana. Kanıdı var. Ne kanıdı var? Kanıdı var. Kanıdı. Sen kanıtla öyle bir şey yapmadığını. Orhan Bey kanıdı var. Gittim, duydu mu beni? Kanıdı var. Şimdi senin şey bu işten sabıkan var. Doğru işte, kanıt en büyük kanıt. Devlet vermiş sana. Sinir oldum ya. Yargılamış hatta. Hakkında sabıka var, sabıka. Allah Allah. Bak burada senin öz kızın diyor ki suçlu, ya senin hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Beni diyor sağa sola evlilik vadili insanları kandırmak için kullandılar. Bulursunlar. Ben varayım. Bak yatarım kabul çıkarım etti diyor. Ben bu CD'yi sana vereceğim. Yatarım çıkarım diyor. Aynen. Ay vallahi. Alışmış Ayşe Hanım. Söyle kesinlikle Ayşe. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bak. Öyle bir şey yok da kaç tane kaydı vardı Didem Hanım? 3 mü 4 mü kaydı vardı değil mi? Niye inkar ediyorlar ben anlamadım. Didem Hanım parayla. Ya nasıl parayla ya? Allah'ım ya. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok.
Ya aynen. Öyle bir şey yoksa 2008'de Bartın genelinde toplu operasyon yapıldığında 30 kişiyle beraber gözaltına alınmışsın. Geçen gün bunu Ferhat zaten itiraf etti. Daha ne olsun? Bir defa yapan bir defa daha yapmadım. Suçum tövbe ettim. Suçum kalmadığı için bırak daha değilim ana. Bunun için ne için istemeden soruyorsunuz İyi, bana ya? Bunlar hep seni mi buluyor Ayşe Hanım? Yani Ankara'daki hırsızlık olaydan mı yalan yani? Bunlar hep seni mi buluyor böyle tesadüfen? Bartın'ın bilmem ne köyüne kadar geliyor da seni mi buluyor yani? İftira. O da iftira. Ferhat'a versene mikrofonu Ferhat'a. Hepsi iftira. Dur Ferhat'a ver. Bana dersin de yapıyor Meryem'i. Ferhat'a ver Ferhat'a mikrofonu. Meryem'i bana dersin de yapıyor Şevak bunları. Neymiş? Ne yapıyor Meryem'e para karşılığı? Öyle bir şey yok. Yok Şafak için diyor. Meryem'i bana geri dönsün Ferhat, diye mi yapıyor? Ferhat sen pazara gidince pazarda ne yapıyordun Ferhat? Çay bahçesinde daha doğrusu. Değil mi çay bahçesiydi? Pazarda pazarlık yapıyoruz. Çay bahçesinde ne yapıyorsun Ferhat? Efendim? Çay bahçesinde ne yapıyorsun Ferhat? Çay bahçesi. Çay. Neydi ya? Çay bahçesinde. Zübeyir miydi? Neydi çay bahçesinin sahibi? Neydi? Zübeyir diyorlardı galiba. Onun çay bahçesinde ne yapıyormuş? Öyle diyor. Çay bahçesinde ne yapacağım ben? Oturuyorsun. Oturup kimlerle görüşüyorsun Ferhat? Allah Allah. Oturup kimlerle görüşüyorsun Ferhat? Kimin? Arkadaşlarımla mesela oturuyorum. Kadınlar gelip ben gidiyor mu? Ben kendim yıkadım ya. Kimsenin oturmayan mı? Peki otur tabii de Ferhat İdris'ten neden Hayır, para istedin? Hayır ben kadınlarla alakam olmaz benim. İdris'ten neden para istedin? Ben İdris'ten para istemedim. İstemedim. İstemişsin. Hayatta konuşmadım Allah'a. Pazarda ne satıyorlardı? Şehir...